Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yapay zeka üzerine kurulmuş kariyer hikayeleri bugünkü webinarımız. Benim ismim Baran. Sestek'te pazarlama faaliyetlerini yürütüyorum. Hemen konuşmacılarımızı takdim edeyim çok kısa. Yanımda Funda var. İnsan kaynaklarından sorumlu arkadaşımız. Hoş geldin Funda. Diğer tarafta Anıl, analitik ürününden sorumlu. Takım lideri. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Anıl. Diğer tarafta tabii yapay zeka üzerine konuşuyoruz. Yapay zeka ürün sorumlusu Tülin. Geldin Tülin. Merhaba. Ve son olarak Aytu. O da teknoloji danışmanı. Yani evde böyle bir şey bozulduğu zaman uzaktan kumanda filan danışılan kişi. Merhabalar. Aytu hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Merhabalar. Çok kısa programı anlatayım ben. Böyle 30 dakika sohbet edeceğiz aslında. İşte mühendislerimiz var, Ar-Ge mühendislerimiz. Onlar da kariyerleriyle ilgili tecrübelerini anlatacaklar, tavsiyelerini anlatacaklar. Bugün ne üzerine çalışıyorlar, bunlardan bahsedecekler çok kısa. Ama ondan önce böyle bir iki slide'lık bir sunumumuz var. Hani konuştuklarımız bir platforma otursun diye. Sestek olarak biz ne yapıyoruz? Ne ediyoruz, hangi teknolojiler üzerine nasıl çözümler sunuyoruz? Bundan Funda bahsedecek. Ama emin olun bu sadece birkaç dakika sürecek. Ondan sonra hemen röportajlarımıza başlayacağız. Bu arada katılımcılar için eğer bize soru sormak istiyorsanız lütfen yandaki chat ekranından bu sunum boyunca, konu sohbet boyunca bize sorularınızı iletebilirsiniz. Onların hepsini ben katılımcılara ileteceğim. Kaçırdığımız sorular varsa da bize info@sestek veya marketing@sestek.com adreslerinden e-mail atabilirsiniz. Hepsine geri dönmeye çalışacağız. Ekranımı paylaşarak hemen başlayalım o zaman. Evet Funda, kabaca Sestek ne yapar, nasıl bir şirketiz? Çok kısa bize bahseder misin? Evet, bahsedeyim ben. Tabii benim kariyerim yapay zeka üzerine değil, İK üzerine olduğu için ben anlatmayacağım. Arkadaşlardan dinleyeceğiz ama ben de şirketi anlatayım bu arada. Neler yapıyoruz? Aslında biz şirketimiz veri odaklı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz müşterilerimizin. Bu şekilde daha verimli çalışmalarına ve müşterilerin hayat kolaylaştırmalarına destek olmak istiyoruz. Bunu yaparken de yapay zeka çözümleri kullanıyoruz. Dolayısıyla biraz da bir yapay zeka temelli çözümlerimizden bahsetmek gerekebilir. Yani hangi teknolojileri kullanıyoruz derseniz konuşma sentezi, konuşma tanıma, doğal dil işleme ve ses biyometrisi bizim çekirdek teknolojilerimiz, ürünlerimizde kullandığımız. Yaptığımız işleri de üç ana grupta topluyoruz aslında, çözümde diyebiliriz. Bir diyaloğa dayalı yapay zeka, diyaloğa dayalı analiz ve diyaloğa dayalı biyometri. Bunları da arka arkaya söylemek zor bu arada, diyaloğa dayalı, diyaloğa dayalı. Diyaloğa dayalı yapay zeka aslında şirketlerin yapay zekayı kullanarak müşteri süreçlerini otomatize etmesini ve self-service oranlarını arttırmasını sağlayan bir yönetim şekli. Bu şekilde de işte maliyetlerini tabii azaltmalarını sağlamaya çalışıyoruz şirketlerin. Analiz kısmında ise müşteri temsilcisi veya chatbotlar üzerinde işte müşterilerin tüm görüşmelerini analiz ederek nerede sorunlar var, nedenler ne olabilir, o sorunların kök nedenleri neler olabilir? Bunları bulmaya çalışıyoruz ve bu verilerle tabii ki işte bizim müşterilerimiz bir takım iyileştirmeler yaparak verimliliklerini arttırabiliyorlar. Biyometri tarafı ise biraz daha son kullanıcıların hızlı işlem yapmalarına, bizim müşterilerimiz için de güvenli ortam sağlamalarına yardımcı olduğumuz bir çözüm aslında. Biz burada güvenlik için sesi kullanıyoruz. Yani bir işte retina ya da parmak izi gibi düşünebilirsiniz. Bunun yerine biz sesle işlem yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz kişilerin. Ürünlerimize biraz bakmak istersek, yapay zeka tarafında işte sanal asistanlar var. Bunu en son Vibe'yi görmüşsünüzdür belki, Vakıfbank reklamları. Bunun dışında işte Arçelik'in yaptığı bir şey var, Asista. Yine sanal asistan. Evde kullanabildiğiniz işte akıllı ev aletleriyle entegre edip ama bir yandan da işte kitap oku, gazete başlıklarını söyle, hava durumu nedir vesaire sorularına yanıt veren böyle selimli bir alet aslına bakarsanız. Sesli ayarlarsa biraz daha
İşte bankalarla aslında çoğunlukla konuştuğumuzda yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime de söyler misiniz diye zaman zaman bizi biraz deli eden müşteri temsilcisine ulaşmak istediğinizde ama sorularınızı aslında daha hızlı yanıt almanızı sağlayan bir sistem. ANES tarafında ise konuşma ve metin analizi yapıyoruz. Bu da işte müşteri temsilcilerinin çağrı merkezlerinde müşterilerle yaptıkları konuşmaların analizi olabilir biraz önce anlattığımız gibi. Buradan tabii müşteri temsilcisinin performansına da bakıyoruz. Hani sorulara doğru yanıt veriyor mu, hızlı yanıt veriyor mu, konuşma şekli nasıl? Bunlarda da iyileştirmeler gerekebiliyor. Aynı şekilde müşterinin de duygu analizini yapabiliyoruz. Hani bu konuşmalar sırasında müşteriler memnun muydu, sinirlendi ve hangi noktalarda sinirlendiler vesaire. Bu verilerle de daha önce de dediğiniz gibi bizim müşterilerimiz verimliliklerini arttırıyor oluyorlar. Biyometri tarafında kara liste saptama var. Bu biraz daha işte özellikle bankacılık ve sigortacılık sektöründe işte telefon üzerinden çok böyle dolandırıcılık faaliyetleri olduğu için müşterilerimize bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örneğin siz bir şirketle konuşurken yine 15 saniye içerisinde bu sistem bir tespit yapabiliyor. Geçmişte böyle bir dolandırıcılık olayıyla kişinin o sesin ilintisi var mı gibi. Ve konuşma sırasında doğrulama da yine güvenlik tarafında kullandığınız, işte siz söylerken, konuşurken ya da işte sesinizden bir doğrulama yaparak hesabınızda işlem yapabilmenizi, fatura ödemenizi sağlayabilen bir sistem gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte sesli imzalar aklınıza gelsin. Üç kere adınızı söylediğinizde yine hesabınıza ulaşıp takım işlemler yapabilirsiniz gibi. Bunlar da bizim ürünlerimizden bazı örnekler. Çocuklarımız evet. Buralarda seslek teknolojileri kullanılıyor. İş Bankası, Maxi, Vakıf Bank gibi en son çıkan ve Arçelik Asistan. Akıllı Asistan. Benim anlatacaklarım sanıyorum bu kadar. Bundan sonra sözü Baran'a bırakayım. Bunu niye evet? Hani niye bu webinarı yapmaya aslında evet, evet, karar doğru, verdik? Tamam, orayı yaptık. Şöyle. Çok kısa şeylere sorduk aslında çalışanlarımıza. Burada gördüğünüz gibi yeni teknolojiler değil mi? Evet, şey çıktı, evet, aslında evet. Bir sebep çıktı çalışmasından. Çalışma neden. Bunu bu arada motive olma unsur olarak öne çıkanlardan biri oldu. Evet, yani biz içerideki çalışanlarımıza sorduk aslında neden burada çalışıyorsunuz diye. Bu hani pazarlama ekibi ve İK'nın hazırladığı bir şey değil. Gerçekten verilere dayalı çıkardığımız bir sonuç. Birçok şey ama tabii burada biz yeni teknolojileri kullandığımızı biraz öne çıkarmak isteriz. Sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz için. Bir ARGE şirketi olduğumuz için ve bir teknoloji şirketi olduğumuz için mümkün olduğu kadar yeni teknolojileri kullanmaya çalışıyoruz. Hem yazılım ekiplerimiz hem de ARGE tarafında geliştirme yapan arkadaşlarımız aslında neredeyse en son teknolojide çalışıyorlar. Dolayısıyla buradaki teknik tarafta çalışan arkadaşların da hem ARGE projelerinde görev almak hem bu teknolojileri kullanmak bayağı onları motive ediyor. O yüzden de bağlılık oranımız ortalama bir yazılım şirketine göre biraz daha yüksek diyebiliriz. Turnover'ımız da düşük diyebiliriz. Tamam. O zaman detayına girelim bakalım bu şeyin. Anıl Ayhan, PMO takım lideri. Niye bu fotoğrafını koydum bilmiyorum ama şey daha doğrusu sağdaki ikondan bahsediyor. Sanki sakal ve saç uzayınca ona öyle oldu. Sakallı olduğu için sakallandır yani. Evet, o andırdı. Evet Anıl, sen istersen senle öyle sohbet ederek başlayalım. Kısaca hani özgeçmiş, sonra şey seslek macerası. Tam olarak burada ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Anıl Ayhan ben. İTÜ'den elektronik mühendisliğinden mezun oldum. Okul zamanı aslında benim okulumun büyük bir çoğunluğu kulüpçülükle geçti diyebilirim. IEEE İTÜ öğrenci kolundaydım ve orada işte yönetim kurulunda bulundum, organizasyonlar düzenledim. Orada beni motive eden şey aslında üniversite sanayi işbirliğiydi diyebilirim. ARGE etkinlikleri düzenlemek çok hoşuma gidiyordu. Zaten bu organizasyonları yaparken de orada çok fazla firmayla tanışma fırsatı bulmuştum. Ve 2 yıl boyunca part time çalıştım 2 farklı firmada. Bunun oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem sektörleri okuldayken tanımaya başladım hem de az da olsa para kazanıyordum sonuçta. Ve beni motive eden şeylerden biri de buydu tabii ki. Mezun oldum. Çorba kaynıyordu bir şey. Aynen öyle. Bu part-time çalışmalardan sonra okulda bitince aslında mezun olur olmaz bir global büyük firmadan teklif aldım. Ve direkt işe başladım orada.
Ancak beni tatmin etmeyen şeyler vardı. Hani bunlardan biri neydi? Aslında çok büyük bir parçanın biraz küçük bir parçasıydım. Çünkü yaptığım iş hani beni şu anlamda tatmin etmiyordu. Bir ürünü baştan sona göremiyordum veya herhangi bir şeyde çalışırken sonucunu göremeden sadece kendi işimi yapıp bırakmak zorunda kalabiliyordum. Bu anlamda beni tatmin etmeyen şeyler vardı. Farklı arayışlara girdim ben de. Sonra 2014'te Sesli'nin ilanını gördüm. Ürün ve teknoloji danışmanlığı pozisyonuydu. İşe baktığım zaman ben hani okuldayken zaten organizasyonel gücümün kuvvetli olduğunu görmüştüm. O alanda çalışmak istiyordum. Hem de teknolojinin içinde olmak istiyordum. Sestek bu anlamda bu ilan bana çok güzel gelmişti. Ve yapılacak işe baktığım zaman hani Sestek ürünlerini geliştirmek, burada müşteriyle iç içe olmak, onlara eğitimler vermek, onlara özgü tasarımlar yapmak gibi güzel şeyler vardı. Kulağıma hoş geldi. Başvurdum. 2014'te işe başladım burada. Çok dinamik ve güzel bir ekibimiz vardı. Hala öyle. Ve hani o zamanlar göre bakıyorum hani şirkete çalışan sayısı iki katına çıkmış durumda. Hatta iki katından daha fazlayız şu an diyebilirim. Sen ilk başladığında kaç kişiydi? 30-40 kişi falan mı? 30-40 kişi falandı ve bizim ekipte 5 kişiydi. Şu an Çokmuş. 15 civarı. Hatta ekibimiz büyüdü, ikiye böldük ekibi. Şu an iki farklı ekibiz. Öyle diyebilirim. Sestek'te Tam, ha, ne yapıyorsan onu bahset istersen. O aynen. ekip ne yapıyor şimdi? Biz burada proje yönetim ofisi olarak yer alıyoruz aslında. İki tane proje yönetim ofisi yer alıyor. Ben birinde ekip liderliği yapıyorum. O ilk başladığımda tek ekiptik. Tüm ürünlere destek veriyorduk, danışmanlık yapıyorduk, proje yönetimi yapıyorduk. Artık şirket büyüyünce, projeler büyüyünce, ürünler büyüyünce ayrıldık. Şu an ürün odaklı çalışıyoruz. Mesela ben analiz ürünü üzerine çalışıyorum. Bu analiz ürünü ne yapıyor? Az önce Funda'nın da bahsettiği gibi aslında müşteri ve müşteri temsilcilerinin ister yazışma olsun, ister konuşma olsun, bunların çeşitli analizini yapıyor ve işin içerisinde AI tabanlı projelerimiz de oluyor. Yani görüşmelerimiz kayıt altına alınıyor dedikten sonra aslında o şey daha Aynen sonra öyle. analiz yapmak için aslında bunu müşteriye söylüyoruz. Aynen. Ondan sonra o konuşmalardan bir analiz çıkarıp bir mantık ve şeyi anlamaya çalışıyoruz değil Örnek mi? Bir vermek problem. gerekirse, siz bankayı aradığınız zaman müşteri temsilcisiyle konuşurken hani sinirli de olabilirsiniz, veya sakin de olabilirsiniz, bir şeye sinir şikayetçi de olabilirsiniz, iptal etmek üzere olabilirsiniz. Bunların analizini yapmaya çalışıyoruz. Hem core teknolojilerimizden bu speech to text'i kullanıyoruz, hem çeşitli akustik parametreleri kullanıyoruz, sinirlilik, monotonluk, konuşma kesmeler gibi. Bunların analizlerinden müşteriye özgü çeşitli sonuçlar çıkarıyoruz ve hem müşterilerimize burada danışmanlık yapıyoruz hem de sistemin altyapısını geliştiriyoruz. Yani bu bağlamda hem müşteriyle çalışıyoruz bizim ekip olarak hem de buradaki Ar-Ge ekipleri ve yazılım ekipleriyle çalışıyoruz. Her iki tarafla da birlikte çalışmak oldukça güzel gelen şeylerden Sestek'te çalışmanın yani özellikle bizim pozisyonda çalışmanın artılarından biri o. Benim için en azından ben kendimden bahsetmem gerekirse. Hem beşeri ilişkilerimi kullanabiliyorum hem de teknik yönlerimi güçlendiriyorum böylelikle. Bu arada burada birkaç yıl çalıştıktan sonra üzerinde çalıştığım ürünlerden birinde bu Analytics'te ürün yöneticiliği görevi de geldi. Bu ürünün baştan sona tasarımı uçtan uca yeni bir şey geldiği zaman ben bunu arka planda nasıl yaparım, müşteriye nasıl gösteririm gibi uçtan uca bir şeyleri düşünme fırsatı buldum. Yani şu an hala bir ürünün geliştirilmesi yönünde hem müşteri tarafını düşünmek, hem Sestek'teki yapıyı düşünmek, hem roadmap'ini çizmek, ileride neler olacak bunları yapmak, marketingle Evet, birlikte mini çalışmak, roadmap ileride neler yapacağız. çizmek. Evet. Aynen öyle. Ve hani bunu yaparken AI tabanlı çalışmalarda da bulundum. Mesela bir TÜBİTAK projemiz oldu. TÜBİTAK'a başvurduk, kabul oldu. Predictive Analytics diye. Müşterilerin konuşmaları aslında bizim AI tabanlı ürünümüzde bu ürün geliştiriliyor ama müşteri bacağında ben bulunuyorum. Birkaç müşteriyle işte görüştük hatta tamamladığımız da oldu. Burada bizim AI ürünümüzü kullanarak bizim ürüne entegre ederek son kullanıcıya
çeşitli prediction'lar yapabiliyoruz. Bunları görmek güzel oldu. TÜBİTAK projelerinde bulunmak güzel oldu. Bunun dışında yine biz neler yapabiliriz bizim analitik ürününü kullanarak dedik ve market araştırmalarını da yaptıktan sonra Journey Analytics üzerine çalışmaya başladık. Hala üzerine çalışıyoruz. İki ay önce ITERA diye bir etkinlik vardı Amsterdam'da. ARGE koordinasyon ekibiyle birlikte oraya gittik. Bu projeyi sunma fırsatı buldum. Hani bu da yurt dışında değil mi? Evet. Şirket temsil etti. Tamam. Şey oldu. Yapay zeka deyince şimdi şeye geçebiliriz aslında. Yapay zeka ürün yöneticisi direkt. Aynen öyle. Tanımında olan Tülin. Sana da bak robot şeyi koydu. Biz onu göremiyoruz yani. Selam ediyor. Şu an göremiyoruz. Hadi ya evet. Şey mi oldu? Tülin sen başla ben o sırada şey yapayım. Merhaba herkese. Tülin Ökçe oldu ismim. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nden kimya mühendisliğinden mezun oldum. Şu an seste bir sıkıntı yok. Eko mu geliyor? Evet. Dur ben de mute edeyim. Herkes mute etsin sen devam et. 2013'te işte kimya mühendisliği. Yok çok hala. Eko var. Kapan. Yok, tamam devam edelim. Ben bu üniversite sürecinde tiyatro kulübünde yer aldım. Bölümde okurken bir yer yapayım. Böyle konuşursam daha rahat olacak. Üniversite boyunca tiyatro kulübünde yer aldım. Burada da farklı pozisyonlarda yer aldım kulüpte. İşte önce oyuncu olarak başladım, sonra eğitmenliğe başladım, yeni gelenlerin eğitimleri gibi. Daha sonrasında saymanlık, kulüp başkan yardımcılığı, editörlük gibi görevlerde yer aldım. Bir yandan da bölümüm nedeniyle yaz stajlarında bulundum. Burada tabii kimya mühendisi olduğum için biraz daha yazılım sektöründen uzak, biraz daha fabrika ortamlarında geçti yaptığım stajlar. Bu stajlarda da ve bölümü de okurken artık son senelere doğru biraz kimya mühendisi yapmak istemediğimi anladım. Bunlardan bir örneği de aslında genelde kimya sektörünün daha şehir dışında olması, daha insan iletişiminden uzak olması ve daha stabil yani statüslerin olması. Hani aradığım biraz daha dinamik, enerjik şehir içinde işlerdi. Bir arkadaşımın Sestek'te çalışması vesilesiyle de Sestek'te işe başladım. Çünkü bir teknoloji firması, çalışan profili genç, zaten arkadaşım burada. Bu sebeple Sestek'te işe başladım. Bu ilk olarak aslında Anıl da özetledi, ürün ve teknoloji danışmanı olarak da başladım ben. Daha sonrasında işte projelerde deneyim aldıkça bir yandan teknoloji danışmanlığında İlerlerken bir yandan da proje yönetimi adımlarında da görev almaya başladım. En sonunda şu an Mar'ın dediği gibi Sestek AI yani Sestek yapay zeka ürününde ürün sorumlusuyum. Hani geliştirmelerini ARGE ekiplerimiz yönetiyor. Onlar da sıkı bir şekilde koordineli bir halde ürünün yine roadmaplerini çizerek, işte müşterilerde bunları deneyerek, POC'ler dediğimiz küçük projeler yapıp, hani başarımızı kanıtlayarak, test sonuçlarını inceleyerek yolumuza devam ediyoruz. Bir şeyden bahsedebilirim belki. Mesela en son Yapı Kredi ile güzel bir proje yaptık. Burada da aslında şimdi genelde bu çağrı merkezlerinden olabilir ya da alışveriş yaptığımız yerlerden olabilir. Yani bankalar, telekom sektörü ya da e-ticaret gibi platformlarda hizmetten memnun olmuyoruz ve şikayetlerimizi bir şekilde iletiyoruz, arıyoruz ya da Facebook'tan onları kanallarına yazıyoruz. Mesaj atıyoruz vesaire. Daha sonrasında bu şikayetlerimize bir geri dönüş bekliyoruz ama bu ya olmuyor ya çok uzun bir süre sonra oluyor ya da yapılan dönüş bizi tatmin eden bir şey olmuyor. Burada biz de bu açığı görerek aslında bir proje geliştirdik. Gelen bütün bu bildirimleri yani Facebook'tan yazmış olabilirsiniz, onların sitelerinden yazmış olabilirsiniz, çağrı merkezini arayıp kayıt oluşturmuş olabilirsiniz. Bunları alıp aslında öncelikle bir kategorize ediyoruz. Bunu yaparken de aslında tamamen manuel bir iş yapma müşterimizden aldığımız bir datayla yaptık. Yani burada ellerinde bir şikayet havuzu vardı. Bunları da bu bir şikayettir, taleptir vesaire gibi zaten bölünmüş bir datadan bir öğrenen bir model gerçekleştirdik. Ve artık normalde süreç şöyle işliyordu müşteri de. Bu bildirimi bir insan okuyordu, anlıyordu. Sonra kategorisini seçiyordu. Sonra gerekli aksiyon bir mail atmaksa ya da bir yere bir kayıt açmaksa ya da müşteriyle tekrar iletişime geçmekse bunları yapıyorlardı. Ve buradaki süreç çok uzun ve kayıplar oluyordu. Birinin üzerinde hatta. Ve...
Tabii yani bir teşekkür de gelebilir. 30 bin tane ayda notifikasyon bildirimi. Aynen. Burada kabaca bir dakika yapsan zaten işte 30 bin dakika 500 saat ediyor bir şey zaten. Yani çok manuel ve çok hamaliye dediğiniz bizim bir iş yükü var aslında orada. Bizim artık geliştirdiğimiz modelde gelen bu bildirimler direkt kategorize ediliyor ve bir saniyenin altında yani milisaniyeler bazında direkt kategorisi atanıyor. Böylelikle de o insan iş gücünü aslında daha kaliteli şeylerde kullanabiliyor oluyoruz. Daha hızlı bir mesela şöyle örnekler var. Mesela yurt dışındasınız diyelim. Kartınızda bir sıkıntı oldu. O sırada arayamıyorsunuz. Bir şey olmuyor. Bir şekilde bir bildirimi attınız bankaya. Şimdi bunu o ilgili kişi görecek, okuyacak, ilgili ekibi atacak. Bu bir süreç ve o sırada belki sizin bir alışveriş yapmanız gerekiyor. Ya da uçak bileti almanız gerekiyor. Bilemiyorum. Siz o müşteriye bir saat, iki saat sonra dönerseniz bunun hiçbir kıymeti yok. Ama bu bildirim geldiğinde artık otomatik olarak kategorizasyon yapıldığı için çok daha hızlı bir şekilde önemli olan konuları daha az önemli olanlardan ayırt edebiliyorsunuz. Yani gelen bildirim aslında teşekkür de oluyor ama ona yani bir gün sonra da geri dönsek çok kritik değil gibi. Ananın bahsettiği gibi bazen dolandırıcı şeylerinin tespiti gibi konularda ya da müşterilerin sentiment analizi denilen yani bu müşteri mutlu mu, mutsuz mu, nötr mü ya da gidişatı mutludan mutsuza mı gidiyor, mutsuzdan mutluya mı gidiyor? Onların analizleri için hep geliştirdiğimiz modellemeleri kullanıyoruz. Hani ben de buradaki şeylerde bu geliştirilen modellerin testleri, müşteriye implementasyonları, daha sonra nasıl verim alınıyor, geliştirilmesi gereken noktalar ne gibisinden alanları takip ediyorum. Bu benim açımdan aslında zevkli projeler. Hatta geri dönüp baktığımda 20'den fazla projede çalışmışım. Bunların iki tane TÜBİTAK projesi, bir tane patent yayınlamışız. Unutmuşum ben mesela bunu. Vay çok güzel. Fark ettim bunu. Dialog Management System diye yani bu robotlarla insanların iletişim kurarken ki diyalogların daha doğal olması üzerine yayınladığımız bir patentti. Bu arada patentten bahsetmek gerekirse hani SESTEC'te şeyler de var. Aklınıza bir fikir diye diyoruz biz buna. Böyle başvuruyorsunuz, değerlendiriliyor. Bunun patent başvurusunda bulunalım denilebiliyor ve kişiye ödül verilebiliyor. Mesela benim böyle bir fikrim vardı. Ben de onu diyecektim. Böyle bir şey oldu galiba senin. Aynen. Amerika'ya patent başvurusunu bulunduk. Değerlendirme aşamasında. Ödül aldım ama daha patent gelmedi. Patent bekliyoruz. Aslında güzel bir şey yani. Sen de onu CV'ne patentli şeyim yani var diye. Projem var diye. Yani bir de patent sadece akademik ilerlersen hani patent yayınlayabilirsin gibi bir algı var ya aslında Ar-Ge firmalarının da çok önemli. Yani benim mesela ilk ikinci yılımda bu patent yayınlamıştık. Hani akademisyen olmana gerek yok yani. Evet, Ar-Ge merkezinin şeyi o. Evet, bunu oluyor aslında. Benim başıma belki. Ben. Yani geri dönüp baktığımda da aslında bir hani böyle iş hayatıma ve üniversite dönemlerime hani farklı mesela kulüpte çok farklı pozisyonlarda yer almamın bana bayağı bir katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü iş hayatı sadece hani teknik anlamda kendini geliştirmek değil bence. Hani iletişim, sorumluluk alma, inisiyatif alma, farklı bakış açıları edinme. Çünkü ben, biz burada yani şu an Anıl ve Aytu'da şirketteki herkesle birebir çalışıyoruz. Ama hepsi çok farklı insanlar ama bir şekilde çalışabiliyoruz. Hani bunun için bence o dönemlerde hani farklı şeyler dediğim pozisyonlarda yer almak oldukça bir katkı sağlamış. İş hayatında da ben bunun faydalarını daha sonrasında anlamış oldum. Hani o zaman daha bilinçli olsaydı belki daha farklı aktivitelere de girmeye çalışırdım diyebilirim. Bir de stajlar vesaireden mesela yaptığımda da ne tarz işleri sevdiğimi anladım. Yani mesela o stajları yapmasaydım ben belki kimya mühendisi olarak yoluma devam edebilirdim ve mutsuz olabilirdim. O yüzden biraz daha böyle dinamik arayışlar içerisindeyseniz de bence bu Ar-Ge firmaları, teknoloji firmaları çok daha çalışması zevkli firmalar ki zaten globale de çok rahat mesela yayılabiliyorsunuz. Yaptığımız ürünlerin yarısı Türkiye'de, yarısı artık yurt dışında. Hani çok güzel tecrübeler edinebiliyorsunuz. Bu açılardan kariyerim şu açıdan en azından benim sevdiğim bir noktada. Diyebilirim. Evet, güzel tavsiyeler oldu bu da. 20 yaş tavsiyeler şey demiştik zaten. Konuşsan bugün ne derdin? Daha çok staj yapın. Ne istediğinize daha erken olur ve böylece evet. Sevdiğiniz işe İlla yani başvurursunuz. Evet, evet. Güzel, güzel. Aynen.
gelelim. Teknoloji danışmanı Aytu. Merhabalar arkadaşlar, ben Aytu Demireyen. Ben de Conversational AI ekibinde ürün ve teknoloji danışmanı olarak görev alıyorum Sestek'te. Başşehir Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden mezunum. Aynı zamanda orada bir bilgisayar sistemleri yandal programında katılmıştım. Mekatronik'te biraz şey yaptık ama başında... Mekatronik aslında arkadaşlar yine hakimlerdir. Makine ve elektronik konseptlerinin bir arada böyle daha çok... İkisinin karışımı. Aynen, robotik bilimlere yakın o tip çalışmalar böyle izleyen bir lisans programı. Aslında o zamanlardan beri böyle AI'ye ilgiliydim. Biraz daha fiziksel makineler yapıyorduk ama buraya geldiğim zaman yine böyle ses teknolojilerinin içerisinde anlamlandırma tool'ları, işte diyalog yönetiminin tasarlanması gibi konularda görev almaya başladım. Ben direkt ekipte ne yaptığıma girdim ama ondan önce böyle... Şu Big Data Master'ından ondan bahsedeyim. Conversational AI'ye aslında girince baktım ki böyle datalar, büyük büyük datalar var. Analiz edilmesi lazım. Çünkü yapay zekanın iyi çalışması için çok büyük datanın önce analiz edip anlaşılması lazım. Öyle değil mi? Bir mantık şeyi oluşturmamız için. Yani çok büyük datalar işin içine aynen giriyor. Aynen öyle ve bu datanın da aslında hani en azından konseptleri bilinip bir analiz edilmesi, yorumlanması, hani farklı bakış açılarıyla böyle algoritmalar kullanılması gerekiyor. Hani ben bu algoritmaları direkt kullanmıyorum ama dataya baktığım zaman bunlardan neler çıkarılabilir gibi böyle bir bilgim olsun istedim açıkçası. Ondan sonra siz... Yani yapay zeka... Yapay zeka üzerine çalışmak isteyenler için aslında önemli bir hani master konusu. Evet, şu an büyük veri yönetimi analizi master programındayım Bahçeşehir'de yine. Bahçeşehir'den kopamadım bu arada. Bütün bölümleri orada devam ediyorum. Onda da tez aşamasına geçtim. Gayet güzeldi benim için buradaki Conversational AI ürününün desteklenmesi konusunda. Ben bu üründe hani ekipte neler yapıyorum konusuna gelince müşteri ihtiyaçlarının analiz edilmesi, işte ürünü geliştirirken yazılım ekipleri ve müşterilerimiz arasında ki connection'ın sağlanması gibi rollerim oluyor. Senin de güzel bir projem var evet, bahsedeceğim. Vakıfbank gibi şu an bugünlerde böyle bayağı... İki hafta önce lanse edilen. Lanse edilen reklamlarda falan arkadaşlar belki görmüşlerdir. Orada da ürün danışmanlığı konusunda görev aldım. Bankanın ihtiyaçları, bizim o ürünü onların istediği çerçevede yine bir şeyler katmamız, geliştirmemiz, diyalogların tasarlanması, kuruma ait özel bir sesin yaratılması gibi konularda görev aldım. Orada mesela onun için nasıl Vivi'nin sesi var, şey mi? Biraz onlara gelebilirim. Ha, aynen. Orada tabii iki farklı ekibimiz çalıştı. Bir ekibimiz örneğin kuruma özel bir ses üretti. Buna biz hani TTS teknoloji diyoruz, text to speech. İşte gördüğü yazıyı sese çeviren. Tabii bu diyalog akarken bu botun da bir sesle bir yanıt dönmesi gerekiyor. Çünkü doğal bir diyalog içerisinde biz bunun bir devamlılığını getiriyoruz. Belki kullanan arkadaşlar da görmüşlerdir. Orada örneğin bir Arge ekibiyle beraber AI geliştirilmesinde beraber rol aldık. Biz müşteri ihtiyaçlarını izleyip onlara aktarmaya çalışıyoruz ekip olarak. Ekipteki benim görevim. Ayrıyeten tabii müşteriler VB'ye chatle de gelebiliyorlar. Ama biliyorsunuz chat yazımlarında çok yanlışlıklar yapılabiliyor. Herkes farklı klavyeler kullanabiliyor. İnsanlar hızlı yazıyor. Klavye kullanan var. Evet. Türkçe var. Burada da bir AI servisi çalışıyor. Örneğin aklıma gredim kelimesi yazıldı. Gredim ama biz bunun hani en çok mezzetebileceğimiz şey kredi. Ve böyle bir servis geliştirmişiz. Biz bunun aslında kredi olduğunu anlayıp müşteriye bu tip cevaplar verebiliyoruz VB üzerinde. Bunun haricinde bu VB sadece tabii bir FAQ botu değil. Hani siz bir soru sorup merhaba deyince işte iyiyim sen nasılsın? Sen böyle cevaplar üretebiliyor ama bunun yanında da tabii diyalog akışı izleyebiliyor. Örneğin sizin kredi kartı dediniz. Ondan sonra kredi kartına ilgili ne yapmak istersin diyor. İşte borcunu öğrenebilirsin, eksilerini öğrenebilirsin, provizyonunu öğrenebilirsin gibi sana önerilerde bulunuyor. Diyalog devamlılığı olan bir insanın aslında gitmek istediği yere kadar onu götüren bir yapay zekadan bahsediyoruz. Burada da böyle teknolojileri kullandık. Yani görevlerim oldu benim. Conversational AI ekibince. Ayrıca üniversitede aslında neler yaptığımı çok bahsetmedim. Ben diğer arkadaşlara göre biraz daha tabii çaylığım. Sestek'teki ikinci senem. Üniversiteye daha yakınım yani şu an iş hayatı olarak.
İkinci ve üçüncü sınıfta ben de yaz stajlarında bulundum. Bence bayağı önemli. Hatta üniversitenin son senesi 6 ay bir yerde part-time çalışma imkanım olmuştu. Hani stajı yaptığınız kurum ya da stajlarına yaptığınızdansa böyle bir tecrübenizin olması bence çok önemli. Yani bana çok faydası oldu. Ayrıca üniversitede yurt dışı programlarına katılma imkanım oldu. Erasmus'a gitmiştim bir dönem. O da İngilizcem için ve hani biraz daha böyle kendimi anlatma konusunda yabancı kültürlerle kaynaşma bayağı başarılı oldu. Burada da yabancı projelerde de bu sayede biraz daha rahat hareket edebiliyorum. İngilizcenizi bu sayede belki biraz daha iyi bir noktaya getirebilirsiniz. Benim kişisel tavsiyem bu olabilir. Benim diyeceklerim bu kadar aslında. O zaman evet, kabaca özetleyelim şey, hepimizin dediği, yani hepinizin dediği, staja önem vermek. Çünkü değişik çevreleri görmek, tam olarak iş kapsamını daha aşina olmak, ne istediğini daha iyi anlamak, part-time veya staj olarak gitmek, part-time çalışmak, yurt dışına gidebiliyorsa üniversite zamanında bunu etkili kullanmak, o fırsatı. Kulüpçülük, evet. Kulüpçülük, evet. Hem sosyal ilişkiler, hem de üniversite arkadaşlarınız aslında sizle beraber hani belirli kariyer basamakları çıkacak. Onlarla network, iyi ilişkiler üniversite zamanında kurursan, network'ün aslında iş hayatına başladığın zaman da sağlam bir network'ün olur ki çok iyi biliyoruz ki hani iş konusunda her zaman network. Evet, evet. Değil mi? Bizim de zaten önemli bir mülakatlarda konu. Sadece kişinin teknik bilgisine bakmıyoruz. Yani ben burası benim 5. şehrim, bütün çalıştığım yerlerde aynı şekilde. Biz aslında kişilerin sosyal anlamda da kendilerine kadar geliştirdiklerini, ifade ettiklerini, içeriye uyumda bizimle ne kadar rahat çalışacaklarını, onları da anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla üniversite zamanında aslında yapılan sosyal işte aktiviteler, kulüplere katılmak vesaire, bu anlamda kişiler hakkında bize bayağı ipuçları veriyor. O yüzden de bence de önemli. Stajlar gerçekten çok önemli. Çünkü ileride ne yapıp ne yapmak istemediğinizde karar vereceğiniz şeyler onlar oluyor. Çünkü bir yere başlayıp bir iki sene orada kaybedip ya ben aslında bunu yapmak istemiyordum demektense farklı staj olanakları geliştirip farklı yerlere, işleri tecrübe etmek aslında ileride kişilerin neler yapmak istediği anlamında da bayağı yol gösterici oluyor. O yüzden biz de tabii tavsiye ediyoruz. Külin'in de bir de dediği yani şey okuduğunuz bölüm illa o şeyi yapmak zorunda evet. Değilsiniz aslında. Yani kendinizi daha geniş ve şeye düşkün. Zaten aynen. Yolun çok başında. Öyle değil mi? Evet. Üniversiteden başladınız. Ben buraya başlarken biraz çekinmiştim. Yani yolun sektörüne geçiyorum, ne yapıyorum falan diye bir çelişkilerim olmuştu ama aslında temel bir mühendislik eğitimi aldıktan sonra hevesiniz de varsa ve seviyorsanız gerçekten işler çok hızlı ilerliyor. Yani iş de öğreniliyor bir yandan da. Üniversite onu çok temel ve güzel bir aslında baseline altyapı oluşturuyor. O yüzden hani neyi seviyorsunuz, neyi ilgileniyorsunuz, onu oradan gidince zaten o soru işaretleri, şeyler azalıyor. Oldu. Arkadaşlar sorularınız varsa şimdi kapatıyoruz artık webinarımızı. Yarım saatimizi doldurduk. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere diyoruz. Sorularınız varsa bize veya marketing@sestek.com HR@sestek.com HR@sestek.com evet, bunu da öğrenmiş olduk. HR@sestek.com adresinden e-mail atabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımıza da teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki webinarda.